Güle güle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu gidişle beden eğitiminden kalacaksın. Yani olur iş değil ha. Ne yapayım? Öyle işte. Sen de getirsene eşofmanlarını be oğlum. Hoca 3 haftadır söylüyor sana. Sonunda patladı işte. Tamam Hakan, tamam. Ama ben ne dedim ki şimdi? Yok bir şey, tamam. Önümüzdeki hafta telefonu kapıyorum biliyorsun değil mi? Ne telefonu? Canım işte cep telefonu alacağım ya. Fotoğraf çekiyor abicim. Üstelik video bile kaydediyor. Neyse ya. Abi senin kanın donmuş, kanın. Şuna bak, iyiymiş. İyi, al bakalım. Hadi yarın görüşürüz. Tamam, hoşça kal. İstersen size gelebilirim. Erken çıktık nasıl olsa. Şey yok yani, annemin şeyleri geliyor da, arkadaşları yani. Nasıl yani? Ya biz senin odanda... Yok ya, ben de hasta gibiyim. Sonra görüşürüz. E sen bize gel o zaman. Yok yok, hadi görüşürüz. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ayol, insan bir hal hatır sorar oğlum. Nasılsın anne? Aman sağ ol. Size öğretmiyorlar mı bunları mektepte? Ne o oğlum ateş almış gibi? Hakan. Efendim anne. Sen bana güvenmiyor musun yoksa ha? Neden anne? E oğlum, her Allah'ın günü gelir gelmez kavanozu alıyorsun eline. Ben çalacak mıyım sanki senin paranı? Allah Allah. Yok anne, hayır. Bir tuhaf oldun yani. Anne, tam 190 milyon oldu. Önümüzdeki haftaya tamamlamış olurum. Üf, fenalık geldi seni bu telefon sevdandan yani. Ama anne, fotoğraf... Biliyorum biliyorum. Fotoğraf çekiyor, bilmem ne yapıyor. Bir 50 milyon daha versen çorba bile yapar yani. Anne ya. Hadi bakalım hadi. Üstünü değiş. Birazdan baban gelir. Seni o kavanozun başına görmesin. Nevri döner gene adamın. Hadi. Tamam, geliyorum. Nasıl bakalım dersler küçük bey ha? İyi baba, iyi. İyi. Kötü olursa külahları değişiriz zaten. Okuluna falan uğrayamıyorum hiç. Bak, yarın öbür gün bir vukuatın gelirse karşıma, ona göre ha. Ben boş bırakmıyorum, merak etme. Hı. Geçenlerde konuştum öğretmeniyle. Takdir alacak yine. Siz de hediyesini hazırlayın dedi. Hediye mi? Babamız bize hediye mi aldı? Ne hediyesi? Ama sen takdir alamamışsın ki baba. Ulan sen yok musun? Kerata seni. Sen yok musun be? Hadi oğlum, söndür de yat artık. Hı hı. Anne. Efendim. Sinanlara hiç gitmedim ben, biliyor musun? Gitmedin mi? Neden? Bilmiyorum. O bize hep geliyor ya. Evet de işte, bugün geleyim dedim. Yine sıkıldı, kızardı, bozardı. Müsait değiliz falan dedi. E belki ailesi hoşlanmıyordur oğlum. Gitmeyi versen de. Garip ama. Hadi yat artık. Bırak bunları şimdi. Yattı mı? Hı hı, yattı. Ne yaptı? Biriktirdi mi telefon parasını? Hı hı, az kalmış. Bugün saydı. Haftaya alırım anne diyor. Ne dersin Nesibe? Keseyim mi şunun harçlığını? Şöyle çırpınsın biraz ha? Olur mu canım? Çocuk bayram seyran, harçlık ne varsa koydu kenara. Yapma. Tamam. Ver bakayım şu cüzdanımı bana ha. Babam nerede anne? Erken çıktı, işi varmış. Sana bir şey bıraktı baban. Bak orada, vazonun yanında. Anne, para bırakmış. Evet. Ama... Gece sordu ne yaptı telefonu diye. Senin bu telefon işi ağzımızda destanı oldu oğlum maşallah. Yaşasın be, yaşasın. Hemen gidip ilk gördüğünü alma. Ayhan amcana falan danış. Hakan.
Oo, hoş geldin yeğen. Nasılsın amca? İşte iç güvesinden hallice. Sen? İyidir. Arkadaşın nerede? Şu neydi adı, Sinan mı Kenan mı? Sinan. Heh. Hep birlikte gelirdiniz, ne oldu? Bugün Sinan gelmedi okula, bilmiyorum. Hasta falan mıymış, sormadın mı evini? Evini bilmiyorum ki. Ulan insan arkadaşının evini bilmez mi be? Bilmiyorum amca, gitmedim ki hiç. Neden, çağırmadın mı? Hayır. Hatta ben kendim geleyim dedim, onu bile istemedi. Allah Allah. İlginç ya. Kötü bir şey ama. Öyle deme, belki bir manisi vardır. Nasıl yani? Ne bileyim canım işte, çekindiği bir şey vardır. Ya da durumları falan uygun değildir. Hemen hüküm verme bence. Bilmiyorum işte ya. Amca bugün işin çok mu? Neden? Hayırdır? Vay be. Toplamışsın sonunda parayı ha? Evet. Gidip birlikte alır mıyız telefonu amca? İş ne demek be. Şimdi gideriz şimdi. İlk telefonu da eve edersin. Dersin ki annene, amcam yemeğe geliyor, ona göre. Hadi çıkalım. Hı hı. Ulan ne şanslı veletlersiniz be. Bizim zamanımızda bırak cep telefonunu, 50 kuruşluk pul bile yoktu, pul. Atma amca. Birinci Dünya Savaşı'nda mı doğdun sen? Tabii oğlum. Sizin şimdi yediğiniz önünüzde... Ne lan? Sen bana atmasyon mu diyorsun şimdi? Biraz öyle oluyor amca. Ulan ben seni şimdi gebertirim. Allah'ım onu benden alma ne olur. Ne olur onu bana bağışla. Alma benden Allah'ım, alma. Osman lan bu. Osman! Şşt! Osman dur biraz. Sen burada bekle. Hı-hı. Ben bir merhaba deyip geliyorum, tamam mı? Teyze, teyze bir dakika. Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu size? Hiç, hiç çocuğum. Ama neden? Senin yaşında bir torunum var. O hasta, çok hasta. Onu kurtarmaya çalışıyorum ama kurtaramıyorum. Kurtaramıyorum. Ama neden? Hastaneye götürmediniz mi? Artık 5 kuruşumuz kalmadı. Gücüm yetmedi. Gücüm yetmedi. Hey! Hadi delikanlı, girip alalım şu telefonu. Hayırlı işler. Buyurun. Telefonlarınıza bakabilir miyiz? Tabii. Evet, bak bakalım hangisini beğeniyorsun. Düşünme oğlum, yetmezse takviye yaparım ben. İstediğini seç. Amcalık öldü mü lan? Hey! Teyze, teyze bir dakika. Ne oldu oğlum? Hayırdır? Bu sizin, yani torununuz için. Ne? Alın bunu lütfen. Oğlum ben öyle demek istemedim. Senden, hiç kimseden bir şey kabul edemem ben. Hayır, öyle anlamadım zaten. Alın bunu. Ama... Sonra bas git dedim herife. Levyelim de. Bir görünmüşüm buna. Vallahi bir gidişi var. Görmeye değer yani. Ne o? Beyefendi. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Hiç. Aşık mı oldun lan yoksa? Getir şu meşhur telefonunu da bir bakalım hadi.
Telefon yok. Bugün almayacak mıydınız? Almadım, almayacağım. Allah Allah. Oğlum bir seneden beri telefon türküsü çağırıyordum lan, ne oldu? Hiç. Başka bir şey mi alacaksın? Yok. Neyse, yenge be, bir televizyonu açsana biraz. Para duruyor mu? Hayır. Ulan anlatsanıza, ne oldu be? Şey, abi, Hakan herhalde parayı bir dilenci kadına vermiş. Ne? Dilenci değildi o. Ulan sen o kadar parayı kalkıp da bir... Abi, ulan ben şimdi senin... Abi! Kesin be! Bu hafta da siz çımarttınız zaten. Ulan o benim yarım maaşım. Yarım maaşım lan! Aptalsın sen! Defol! Defol lan odana! Abi! Sana bundan sonra zırnık yok. Şapşal herif. Dilenci ya. Ulan insan 200. Kaçtı be? 215 milyon abi. Ulan 215 milyonu insan dilenciye mi verir? Aptal bu çocuk be, aptal! O dilenci değildi. Ulan ben şimdi senin... Sakin ol abi. Otur, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Babam... Amcanla çıktı biraz. Babam bu defa haklı Hakan. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Anne. Bir dilenciye o kadar para verilir mi oğlum? Vereceksen ver 3-5 kuruş, devam et. O dilenci değildi diyorum anne. Ayol nereden biliyorsun sanki? Bunlar her numarayı yapar oğlum. Anne, giyimi hali falan hiç öyle değildi. Ne bileyim işte. Vallahi bilmem. Babanla aranı düzeltene kadar 6 ay geçer artık. Olan sana oldu. Anne. Elinde ilaç torbası vardı anne. Ağlıyordu. Önce para falan vermedim. Gitti. Ama sonra... Sonra? Sonra sen aklıma geldin. Seni o haldeymiş gibi düşündüm ben. Ve... Neyse, olmuş artık. Üzülme. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş, geçin bakalım. Ne olmuş oğlum arkadaşına böyle? Bilmiyorum anne. Hastaymış. Bugün son derse geldi sadece. Gidelim mi dedim, olur dedi. Yolda da sordum, hiçbir şey anlatmadı. Neyse, geç bakalım. Kek yapmıştım çocuklar, vereyim mi çayla? Harika, yeriz tabii anne. Sana Sinan. Çok kötüydü çok. Az kalsın, az kalsın ölüyordum. Yavrum, sen hasta falan mısın? Çok solgun görünüyorsun. Çocuğum ne oldu böyle? Bir şey mi dedin bilmeden? Hayır, siz çok iyisiniz. Ama ben, biz... Her şey çok zor. Nedir yavrum, mesele nedir? Anlatsana. Babaannem bakıyor bana. Annem de babam da yok. Ama sen demiştin ki... Yalan söyledim. Eşofmanım yok ama unuttum diyorum. Karnım aç ama tokum diyorum. Babam yok ama var diyorum. Ben hastaydım. Ölecektim neredeyse. Babaannem para bulamadı. Sonra bir çocuk vermiş işte. Hiç tanımadığı bir çocuk. Çocuk mu? Benim yaşlarımdaymış. Babaannem hep ağlıyor aklına geldikçe. Ne kadar paraymış bu oğlum? 200 milyon civarında. Çarşıda öyle rastlamış işte babaanne. Eczane çıkışında. Bırak şimdi bunları. Gelmiş geçmiş işte. Üzülme artık. Ben size çay getireyim.
Şey oğlum, seni kırdım ben ama şey yani sen doğru yapmışsın Hakan. Aslan gibi bir iş yapmışsın. Ben nereden bilebilirdim ki? Ben de bilmiyordum baba. Biz babamızdan böyle gördük işte. Höt zötle büyüdük. Ya ne bileyim ben. Tamam işte lan gel. Ben beceremem bu işleri. Aslanım benim. Hey, saatten haberiniz var mı sizin? Tamam tamam. Yarın seninle Sinanlara gideceğiz. Ama... Merak etme. Okul idaresinden adresi alırız. Gidip bir tanışalım bakalım ha. Hı hı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şey teyze biz ben şey. Sen. Sen o çocuksun. Hay Allah'ım, sen o çocuksun. Ne işin var burada? Bu o oğlum. Bana parayı veren delikanlı. Ne? O işte ta kendisi. Bundan sonra madem tanıştık ve madem okul arkadaşı bunlar, elimizden ne gelirse artık. Allah razı olsun. Sen bize çok büyük... Kankalar böyle günler için değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.